Eda'cığım, arkadaşların senin için puanlarını kullandılar. Evet. Merak ediyorsun. Çok merak ediyorum. En az kaç bekliyorsun? En az 2 bekliyorum. En az 2 bekliyorsun. Hı-hı. Peki. Halife'cim, senden başlayalım. Önce sebepleri, ardından da puanını görelim istiyorum. Ben evini duvar rengini çok beğenemedim, onu söylemiştim zaten sana. Ve evinde çok tablo kullanmışsın. Mutfağında, birçok odanda, salonda dahil bu raflardan kullanmışsın. Hı hı. Üzerlerini de güzel bir şekilde doldurmuşsun ama her yerde var. Onun dışında televizyon sehpanı gerçekten beğenemedim. Girişte yine beğenemediğim bazı şeyler oldu. Misafirperverliğin güzeldi. Biraz heyecanlı gördüm bugün seni. Stresli gördüm. Final olduğu için. Koltuğunun bu mavisi herhalde. Ne renk bu? Petrol. Bunu da pek beğenemedim. onun dışında puanımı kullanmak istiyorum. Peki, puanını görelim Halife'ciğim. Benim sana puanım 5. Çok teşekkür ederim. 5 puan. Çok evet, ama bunun kesinlikle bana vermiş olduğun puanla alakası yok. Önce bunu çok söylemek istiyorum. Kaç puan vermiş sana Eda? 5 vermişti. Uh-huh. Hatta bunun çelişkisinde de kaldım yanlış anlaşılmak açısından. Ben senin evini ve tarzını gerçekten beğendim. Teşekkür Tabii ki ederim. Herkesin evinde eleştirebilecek bir şey mutlaka bulunuyor. Evet, tabii kimse ki. Dört dörtlük değil. Evet. Ama mutlaka. Sanki senin tarzına daha yakın, evet, değil mi? Evet, kesinlikle senin daha tarzına yakın. Ama Arzu'nun mutfağı bence bir tık daha iyiydi sanki. Teşekkür ederim. Yani. Çok sağ ol. Allah razı olsun. Evet, Yasemin. Seninle devam edelim. Tabii. Şöyle evle ilgili zaten yorumları detaylı detaylı yapmıştık. Belki hani şöyle puanım için spoiler da vermek istemiyorum ama önceki günlerimize dayanarak şunu söylemek istiyorum. Hı-hı. Biz az çok yapılan yorumlardan hepimiz yani fikir sahibi oluyoruz hangi eve ne puan verileceğini. Hı-hı. Ben düşük bir eve verilecek puanı tahmin edip güzel bir hareket yapmıştım 5 vererek. Burada hiç hepimizin yarışmada olduğunu hatırlatmak. Evet, evet, benim evim. Evet. Burada hepimizin hani yarışmada olduğunu hatırlatmak niyetiyle bunu arkadaşlarıma sürekli hatırlattım aslında. Ve şunu açık yüreklilikle söylemiştim, strateji demiştim. Bana yazıklar olsun, işte hakkımı helal etmiyorum gibi kelimeler söylemişti Eda. Ve ertesi gün şunu söyledi, yine aynı şekilde işte kalbine, gönlüne veriyorum. Strateji ise böyle dedi. Ben de öyle bir puan verdim ki stratejinin ayağına dolanacak. Onun için evet, merak ediyorum. Puanı görelim Yasemin'cim. Benim sana puanım 1. Yasemin bana bugün puanlamada 1 verdi. Zaten bu başından beri belliydi. Az çok evimin, onların evlerinin önüne geçeceklerini tahmin ettiler ve kıskançlıktan bu puanı verdiler. Teşekkür ederim. Beklediğim bir puandı. Zaten o zaman Özlem ablaya verdiği puandan anlamıştım ve o yüzden bir çıkış yapmıştım. Hı hı. Teşekkür ederim. Yani sağlık olsun. Bunun anlamı ne? Şöyle, ben o gün zaten düşük verildiği, hani evin düşük puan verileceğini tahmin ettiğim evet. için burası stratejiyle ilerleyen bir oyun. Yasemin'cim, yani diyorsun ki bu bir yarışma, ben farkındayım ve ben stratejimi yaptım baştan beri. Ben orada direkt açık yüreklilikle söyledim. Sen kelimeleri süsleyerek strateji öyle olmaz böyle diyerek 5 verdin. Tamam, ben benden de hakaret içerikli, yazıklar olsun, hakkımı helal ediyorum bu cümle duyamazsınız. Burada hepimizin evi kendine zaten güzel. Biliyorsunuz elbette, hepimizin emeği elbette farklı ayrı. Ama bu şekilde başkasının ayıpladığını ertesi doğru gün yaparsa ben de strateji bu şekilde ayağına dolarım. Tamam, zaten artık hak adalet yerini bulur. Sen kazanırsan tebrik ederim. Başkası olursa yine tebrik ederim. Bravo. Onda problem yok ne yani. Ne güzel söyledin. Teşekkür, evet, teşekkür ederim. Bu yarışma gayet de bir yarışma ama sonucunda çok güzel bir vakit geçiriyoruz. Tabii ki. İster istemez duygu alışverişi yaşanıyor burada. Hı-hı. Evet Özlemciğim, seninle devam edelim. Ben çok fazla bir şey söylemek istemiyorum açıkçası. Çok güzel ağırladın bizi. Teşekkür ederim. Hem misafirperverlik, güler yüzlüğün, eline sağlık, emeğine sağlık. Ben puanımı dürüstlüğüne ve kalp güzelliğine vereceğim.
Başka da bir şey demek istemiyorum. Peki puanını görelim. Benim sana puanım 2. 2 puan. Bir şey demek istemiyorum Aslı Hanım. Teşekkür ederim. Canları sağ olsun. Evet. Bundan sonra diyecek bir şey yok. Tamam, Arzu'yla devam edelim. Bizi ağırladığın için teşekkür ederim. Aslında benim çok da konuşacak bir şeyim yok. Ben puanımı açmak istiyorum direkt. Peki, puanını görelim Arzu. Benim sana puanım 2. Teşekkür ediyorum. Ama ne olursa olsun ben bu evin ikilik bir ev olduğunu ya da birlik bir ev olduğunu düşünmüyorum. Birlik evlerle kıyaslandığı için mesela ya da ikilik evlerle kıyaslandığı için üzülen arkadaşlarımız da oldu. O zaman aynı çok şekilde... sözünü bölüyorum. Hanife'nin evi beşlikti. Özlem Hanım'ın evi beşlikti. Ya da Özlem'e ben verdim. Hadi benim kararımdı. Dün Hanife'nin eviyle senin evin eşdeğerdi, öyle mi? Ben orada yine açarken de ya ben çok fazla bu burayı konuyla alakalı... Burayı açıklar mısın? Rica ediyorum. Ben orada açarken de zaten strateji öyle olmaz. Kendi konuştuğunla şu an yani kendin tezatla düşüyorsun. Beni bir dinle. Strateji öyle olmaz, böyle olur diye vurdum ya. Ondan sonrasında zaten benim söylemek istediğim buydu. Siz yanlış anladınız. Hani şunu söyledim ben aslında. Ben arkadaşımızı öncesinde çok fazla yargıladım. Sonra gittim hani kusura bakma ben senin hani günahını almışım. Evet. Aslında öyle bir insan değilmişsin dedim. Sonrasında da hani strateji yaptım ama... Diyecektim ama o konularda böyle hani üzerine... Kendini mi ifade edemedin? Edemedim ve üzerine hani konular geçtikten sonra yine üstüne ben şey demek istedim. Hani senin kalbinin temizliğine gitsin. Tekrardan üzerine söylüyorum ki buradan kazansan da kazanamasan da Trabzon'a gittiğin zaman bir teselli olsun. Aslında bunu söylemek istedim ama arkadaşlarımız strateji yapmadın, kalbinin güzelliğine verdin. Tezatlığa düştün zannettiler. Bunu kutuyu açmadan önce konuştun. Sen söyledin. Kendi konuştun mu tezata sen düştün şekerim. Dedim. Kutuyu açmadan strateji önce de olmaz, strateji böyle öyle olmaz. Göstereceğim dedin. Evet öyle puanımı söyledim. Da çok iyi hatırlıyorum. Dürüstlüğüme o kadar dürüstüm ki siz dürüst değilsiniz. Ben ikili oynamıyorum demek istedin. Ve senin kalbinin güzelliğine ben de sana dedim ki kalp değil şekerim. Buraya soru bile sormadın. Evet. Kalp değil şekerim. Ev yarıştırıyoruz dedim. Hı-hı. O zaman benim evim ona 5 verdiysen benim evim 10'luk bir evdi. Burada neden? Size yani. Kalbinin merhametine ikide buraya sormadın. Merhametine veriyorum dedim. Ben çok fazla uzatmak istemiyorum. Evet arkadaşlarından toplamda 10 puan aldın. Hı-hı. Birazdan ben de senin için puanımı kullanacağım elbette. Ve bizden 16'nı kim kazandı? Birazdan her şey açığa çıkacak. Acaba Özlem mi birinci oldu? Yasemin mi? Hanife mi? Eda mı yoksa Arzu mu birinci oldu? Az sonra.